Meme küçültme ameliyatı meme hacminin yani meme büyüklüğünden şikayetçi olan kadınların konforunu artırmak için yaptığımız bir ameliyat çeşidi. Bu ameliyatta büyük olan memelere bir takım cerrahi yöntemlerle fazla olan dokular çıkartılıp yerine daha küçük ve daha iyi görünen bir meme oluşturmayı hedefliyoruz. 18 yaşını aşmış bütün kadınlarda ve meme hacminin büyüklüğünden şikayetçi bütün kadınlarda rahatlıkla bu ameliyat yapılabilmektedir. Küçültme ameliyatı öncesinde kanamayı arttırıcı bir takım ilaçlardan ve yeşil çay gibi bir takım bitkisel ilaçlardan uzak durmak gerekiyor. Bitkisel içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Onun haricinde çok büyük bir hazırlık yapmamıza gerek yok. Hastamıza uygun olan tarihte ve zamanda ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Meme küçültme ameliyatı için iki şey çok önemli. Bunlardan bir tanesi hastanın beklentilerinin gerçekçi olması. Yani çok büyük olmayan memeler olan bir kadın için küçültme ameliyatı yapamayız. İkincisi de gerçekten hastanın bunu istiyor olması. Bu ikisi mevcutsa hasta ameliyatı olabilir. Meme küçültme ameliyatından sonra iyileşme aslında oldukça hızlı ilerliyor. İlk gün hastanede yatıyoruz. Çok az düzeyde ağrımız oluyor. Ağrı kesici verdiğimiz zaman geçecek düzeyde ağrımız oluyor. Ertesi sabah kontrollerimiz yapılıyor. Hastaneden taburcu oluyoruz. Sonrasında medikal dediğimiz bir sütyen takmamız gerekiyor yaklaşık bir ay kadar. Bu bir ay süresince gitgide yavaş yavaş normal hayata dönebiliyoruz. Ama ortalama olarak bir hafta 10 gün içerisinde masa başı işlerimize geri dönebiliriz. Meme küçültme ameliyatından sonra evet iz kalıyor. Bu izler meme ucunun, meme başının, kahverengi dokunun etrafında yuvarlak bir iz, aşağı doğru inen ve meme kıvrımından devam eden ters T şekli dediğimiz bir iz kalıyor. Bu izin minimize edilmesi için yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir kısmı benimle ilgili ya da cerrahla ilgili, bir kısmı da hastayla ilgili. Öncelikle izsiz bir meme ameliyatı maalesef meme küçültme mümkün değil. Fakat bu izler dediğim gibi sütyen altında saklanacak şekilde dizayn ediliyor. Sonrasında hastanın yara izi oluşturmaya olan biyolojik eğilimi çok önemli. Bazı hastalarımız da daha çok iz kalırken bazılarının daha az iz kalabiliyor. Bu maalesef hani biyolojik faktörleri değiştiremiyoruz. Ama ameliyat esnasında cerrah olarak dikkat ettiğimiz bazı teknikler var. Bu tekniklere güzel bir şekilde uyarsak ve dikişlerimizi düzgün bir şekilde yaparsak izi minimize edebiliriz. Yani azaltabiliriz. Ek olarak geç dönemde yani 3. haftadan sonra yaklaşık 6 ay boyunca yara iyileşmesi devam ettiği için kullanılan bir takım iz azaltıcı kremler var. Bu iz azaltıcı kremleri kullanarak da yara izini azaltabiliriz. Tabii zaman içerisinde izler azalma eğiliminde oldukları için genel itibariyle aylar içerisinde ya da işte 1-2 sene içerisinde iyice soluklaşmış